Beyefendiye verelim, beyefendiye, gözlüklü beyefendiye. Siz elindeki mikrofon elinde olan kalkar mısınız efendim? Çıkarayım mı? Yoksa kalsın. Yo, böyle tarz olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Buraya ne taktınız çenenize? Oraya çene, yemek borusu var işte. Bu ne, bu buradaki? Ha, çeneye mi diyorsun? Ha, çenenin altındakiler sakal mı? Sakal tabii. Gerçek mi onlar? Tabii gerçek. İsterseniz bir çekin. Allah'ım yarabbim, dur bakayım, gerçek mi şu sakal? Oradan ben uzanamıyorum. Ana, bismillahirrahmanirrahim. Hay senin sakalına Öncelikle şunu söylemek istiyorum Mehmet Ali Bey. Buraya biz Ankara'dan geldik. Uzun bir yoldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dikmen'den geldik galiba, size yakın. Evet, Ankara'nın Dikmeni. Evet. Bir daha gelirseniz sakalınızı çekelim sizi. Neyse işte oradan öğrenci misiniz orada? Evet, öğrenciyim. Hangi Ottü'de. Okul? ODTÜ'de. ODTÜ'de. Vay, ODTÜ'cüleri ben çok severim. Bir kez daha öpeyim. ODTÜ'cüler çok aydın olur. Bana bak. Demokrat olur. Unutmayın. Bir de siz herhalde orayı daha iyi biliyorsunuz. Ya bizim yurdun orada böyle bir şey var ya, nasıl desem, böyle bir dere var. Akıp duruyor, sürekli rahatsız ediyor. Ders çalışamıyoruz yani. Yani iki sene falan kaldı ama böyle şey de yakın ya, Çankaya Köşkü'ne falan. Paçaları sıvayın. Paçaları sıvayınca olmuyor ama ya. Yani dere terbiye edilmemiş dere mi? Yani iki ara vardı işte, orada geldik yani. İki ara verelim dedik, geldik. Aferin, hoş geldin. Yani buradan tüm ODTÜ'ye selamlarımızı yolluyoruz efendim. Teşekkürler. Üç numara. Size bir dakika. Seyirciler neden gözlük takıyor? Efendim? Neden gözlük takıyorlar? Patlıyorlar mı? Ne yapıyorlar, anlamadım ben. Gözlük diye, güneş gözlüğünü mü? Ha, patlıyorlar mı? Ne? Bir şey mi? ODTÜ'cülere mi soruyorsun? Yani şöyle dizilmişler. Bir sürü insan buyurun, gözlük takıyor. Söyleyeyim mi? Buyurun. İstiyor musun? Söyleyeyim o zaman. İstiyorsun. Cool olmak için canım. Cool olmak için. Ne olmak için? Gözlük takınca cool oluyorsunuz. Aynen öyle. Görünmez kazaya soralım bakalım. Hanımefendi, merhabalar. Bana mı sesleniyorsun? Evet, size sesleniyorum. Benim asil gözlük takmamın tek nedeni, gözlerimle kalp gözüyle baktığım zaman çizgi film karakterlerini dinleyin şimdi. Gözlerimle tam cesaret edemediğimden bakamadıklarımla bakmak istiyorum. Aynı zamanda gözlerim çok güzel olduğundan dolayı kem gözlü insanlar çok nazar onun diyecek için, diye korkuyorsunuz. Evet, onun okay, için takıyorum. Size. Başka anlıyorum hiçbir şey için değil. Anlıyorum, hak veriyorum size. Memnun oldum. Aman dikkat. Teşekkür ederim, sağ olun. Bütün bildiğiniz duaları okuyun o zaman. Nazar 4 numara ne diyor bakalım. Nasıl? Hanımefendiye verim arkanızdaki. Siz hanımefendi. Tam arkasınızda, siz varsınız. Buyurun kalkalım efendim aya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaş kaç? 24. Evli misiniz? Yok, değil. Bekarım. Hiç nişan falan geçmedi mi başınızdan? Hayır. Ağaçtan da düşmediniz. Öğrenciyim, bu yıl mezun oldum. Nerede? Mantıra devam edeceğim. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum bu yıl. Kızım, burada ne işin var? Koskoca Boğaziçi bitirmiş. Bak, ODTÜ'lüler bile geliyor. Görüyorsun. Ta Ankara'dan geliyor ODTÜ'ler. Bizim program böyle program. Değil mi kızım? Hangi bölümü bitirdin? Kimya bölümünden mezun oldum. Oh, kimya mühendisi oldu kızımız. Kimya mühendis. Bölüm. Bugün burada bulunan 9 yarışmacıdan yalnızca biri 20 bin liranın sahibi olabilir ve hiçbir şey kazanmadan aramızdan ayrılacak. Korcan. Korcan. 24 yaşındayım. Babayım. Solağım. Solak. Evet. Peki. Başarılar. Teşekkürler. Korcan, hırsızların hep kapıyı açmak için kullandığı alet. Maymuncuk. Bildiniz. Korcan, sıvıların donmasını engellemek için otomobillere konulan madde. LPG. Antifriz olacaktı. Korcan, Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Devri olarak anılan dönemi sona erdiren isyan. Genç Osman isyanı. Patrona Halil isyanı olacaktı. Arkadaşlar,
100 lira birikti bankada. O da son saniyede. Yoksa 0 olacaktı. Daha iyisi 100 oldu. Hayırdır? Böyle mi gideceğiz? Yüze yüze gideceğiz işte. Yüze yüze gideceksiniz. Mersin'den yüze yüze gelmediniz ama. Uçakla geldiniz. Sen de Trabzon'dan yüze yüze gelmedin. Siz de İzmir'den yüze yüze gelmediniz ama yüze yüze gideceksiniz. Hepiniz kimin en zayıf halkı olduğunu zaten belirlediniz. Ama bazı arkadaşlarımız, örneğin Korcan, antifrize LPG'yi bastırdın Korcan. Hayırdır? Ya ben LPG'li araçları çok seviyorum ya. Yani çok hoşuma gidiyor gerçekten. Evet. Benzin pek çok şey geliyor ya. Artık kağıt işi yani. Evet. O yüzden antifriz de tabii olabilir ya, hiç düşünmedim ama. Yani konuya anti bir bakış açım yok. Yanlış anlamayın beni lütfen ama. Evet. LPG de çok kullanılıyor yani. LPG. Korcan, antifrizin önemini kavramamışsın anlaşılan. Sen bu kafayla gidersen antifrizsiz uçacaksın havaya. Bilgin olsun diye söylüyorum. Paraşütü alayım o zaman. Peki arkadaşlar. Şimdi Korcan. Bakayım mı? Kendi kaderini belirleyeceksin. Gülşah. Eğer Batuhan veya Reyhan deseydin 3'e 3 olacaktı durum vaziyet. Ve Tanju karar verecekti çünkü en güçlü hakkı oydu. Halbuki şimdi sen Gülşah'ı seçtin ve aynen tuttuğun gibi ters köşe durumuna öyle düştün. Evet. Korcan, birinci turun en zayıf halkası sensin. Güle güle. En zayıf benim. Birinci olmak bir şey ifade etmiyor. Birinci olanlar hep unutulur. Önemli olan en zayıf halk olmak. Önemli olan akılda kalmak tamamen. Silinmemek. Evet arkadaşlar, ikinci tura geçmek üzereyiz. Maşallah 100 liramız da birikmiş kasada. Geçen turda yalnız enteresan şeyler oldu tabii. Gördüğünüz gibi arkadaşımız sanıyorum o en zayıf halka derken hani zayıfladığını düşünerek buradan ayrıldı. Usta yönetmen Ezel Akay ile gerçekleştirdiğimiz vapur sohbetini her zaman olduğu gibi sosyal medyadan bize ulaşan iki vapur yolcumuz eşlik ediyor. İlk yolcu konuğumuz Korcan Cinemre. Korcan Bey 24 yaşında. Müzik öğretmenliği mezunu. Elektro gitar çalmayı ve şiir yazmayı çok seviyor. Nasıl vapurda çalıştığımız sohbette Ezel Bey'le birlikte olmak? Hani evet. Programı da takip ediyor muydun bu arada? Şu an tam bir efsanenin içindeyim. Kendimi böyle hissediyorum. Elim ayağım tutuyor adeta. Ezel Bey yanımda. Ben tutayım. Aman yani. Titreme. Fenayim evet. Yani şu aralar. Evet. Yani ne desem bilmiyorum. Evet. Sıradan bir hayatı olan sıra dışı bir adamım ben aslında. Çok güzel. Onun dışında bir elektro gitarım var. Çok gürültü yapmayı çok seviyorum ben. Komşuların kavgasını diyelim. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanın gider inşallah. Evet. Sohbeti şöyle biraz yumuşatalım. Sevgili seyirciler, ben Eskişehirliyim ama bugün Karadenizli bir ekiple birlikteyiz. Cihan Bey Giresunlu. Kastamonu. Doğumluyum. Trabzon. Evet. Böyle bir üçgen yaptık çevremizde. Karadeniz'e selam olsun. Selam olsun diyelim. Denizin üstündeyiz. Hamsileri biraz sonra yiyeceğiz. İnşallah. Boğaziçi Üniversitesi'nde makine okuduktan sonra, makine mühendisi olduktan sonra aslında gidip de bazı şeyleri inşa edeceğinizi düşünürken bir yönetici vasfıyla karşılaşmayı pek hayal etmiyordunuz. Ama ondan sonrasında çok güzel bir sözünüz var. Şimdi sözlükte sizin için yazılan bir yorumu okumak istiyorum. Konuklarımızla ilgili takip ettiğim kadarıyla bazı şeyler dikkatimi çekince böyle paylaşmak istiyorum. Ben onun üzerine de konuşalım isterim. Sizin için demiş ki yıllardır takip ettiğim adam o film yapabilsin diye hem sinemada izleyip hem orijinal DVD'lerini alıp hem de filmlerinin soundtrack albümlerini satın aldığım adam. Daha çok film yapmalı. Dünya bugünlerde çok renksiz demiş. Ha, onu ben yazdım. Nasıl buldunuz ya? Hakikaten mi? Ha, inanmıyorum. O ne tesadüf ya? Değil mi? Tesadüften geliyor. Sizin şimdi siz tabii gizli projeleriniz vardır yani şu an. Olmaz mı? Hayata kavuşturulmayan.
şu yüze baktığınızda yani, şu asil yüze baktığınızda, şu sakalları falan gözleri, şu ya bir bu projede yer alabilir bir yüz görüyor musunuz? Yani görüyorsanız bu projede bir rol, nasıl bir rol düşünüyorsunuz? Yani bu rolün nasıl bir özellikleri olmalı, nasıl hava sıkları olmalı? Detaylara girelim istiyorsunuz. Sonuçta siz direkt bu işte eserden biri bu işte. Şahsi kendisiyle yani sonuçta yani. Evet. Bu işte yani ya nasıl bir rol yani, nasıl bir rol gelecek yani, nasıl hayatımı kurtarabilirsiniz diye. Kurtarma konusuna girmeyelim. Ben genellikle hayatı batırma konusunda uzmanım. Hayat kurtarmakla ilgilenemiyorum pek. Evet. Beceremiyorum onu. Kimin hayatını batırabilirim? Nasıl batırırım? Nasıl batarsa çok estetik olur. Nasıl batarsa hikaye çıkar bundan. Böyle şeylerle ilgileniyorum. Yani. Çünkü iyi şeylerin filmi yapılmaz. Kötü şeylerin filmini yaparız. Kötü karakterleri izleriz. Ben tavsiye ediyorum bir böyle hani oyunculuğa gireceğim diyorsa işte yakışıklı ya da çok güzel bir insanı oynamaya falan kalkmamak lazım. Kötü, çirkin, hain, pis, şeytani böyle bir karakterle ortaya çıkmak lazım. Çünkü ilginç olan o. Tamam, filmleri izleyelim. Aslında kötü adam ne yapacak diye bekleriz. Doğru. Yani iyi adam çok sıkıcı bir şey. Evet, doğru. O iyilik yapar, iyi davranır. Aşık işte olur. Karısını dövmez, çocuğunu sever falan filan. Bunlar çok sıkıcı şeyler. Halbuki vahşi bir adamın dünyaya kötülük yapmak niyetinde bir adamı izlemek bizim için daha zevkli. Evet. Kabul edelim bunu. Biz onu öyle olmasını arzu ettiğimizden değil. Orada çıkıyor iyilik. Çatışma. İyilik denen şeyin değeri onunla birlikte çıkıyor. De daha ilginç. Yani sen hiç o kadar kötü değilsin. Nasıl olabiliyor bir insan bu kadar kötü? Dünyayı ele geçireceğim, o karaları benim olacak falan diyor adamlar mesela. Doğru. Veya yani inceden kötülük yapıyor. Yavaş yavaş kuyusunu kazıyor iyi kahramanın. Yani benim tavsiyem yani oyunculuğa adım atmak isteyen kendisine kötü karakter seçsin. Güzel. Orada zaten becerip beceremediğini de anlar. Peki daha hani dibe iner. Sen şimdi hani nasıl temiz, kötü bir karakter. Sen şimdi yani? Mesela temiz yüzlü bir insansın. Falan. Bak temiz yüzlü bir insansın. Tamam mı? Bu bir avantaj. Çünkü çirkin böyle kargacık burgacık bir tip olsan bakınca herhalde kötü karakter derdi. Beklemeyiz. Sürpriz mesela bizim için çok önemli. Doğru. Yani sakalları kesersek sorun yok diyor. Yok hiç onunla gerek yok. Ya mesela sen şimdi sen ya Özel Bey böyle tatlı tatlı benimle konuşmuyorsun. Yandaki çantandan size bir hediye getirdim deyip mesela kesik bir el çıkartıp vermelisin. Ve şuradaki kanını da silmelisin. Yine. İyi gözüküp kötü olmak. Yani onu gelmeden önce ağzınla kopartmışsın mesela. Ağzınla kopartmışsın, hediye getirmişsin bana. Birden bütün manası değişecek görüntünün. Sizi şaşırtan böyle değil mi? Nasıl sadece beni değil, seyirci. Ben tabii benden bahsetmiyorum. Doğru. Seyirciden bahsediyorum. Kötü bir sihirbaz olacağım o zaman. Mesela. Mesela. Şakalar böyle, pis numaralar değil mi? Aynen öyle. Yani bu bir oyunculuk kariyer tavsiyesi. Yani senin sorduğun sorunun tam karşılığı değil ama. Güzel bir cevap oldu bence. Herkesin, her şeyin doğru hikayesi anlatılabilir. Şimdi sevgili seyirciler. Ne göstermek, bu gösterilecek ne var diye bakmak lazım. Kesinlikle. Çok güzel olur ya. Çok, yani çok heyecanlandırıyor beni. Yani çok zevkli, ben çok zevkli ve eğlenceli bir proje o aslında. Evet. Çekmesi de o kadar zor değil hakikaten. Evet. Siz çekmeyeceksiniz biz arkadaşlarla. Ben hemen çekip durum. Evet. Tepeden yürür. Türk insanı romantik midir? Ben bu konuya böyle çok entelektüel bir cevap vermeye çalışayım. Romantizm aslında bu toprakların malı değil. Mesela Polonyalıların malı. Rusların malı. Romantik olmak için birçok nedenleri var. Akdenizliler aslında romantik falan olmaz. Yani ona vakit harcayamayız. Daha fazla etrafımız enerji dolu bizim. Yani romans aslında daha soğuk ülkelerin, daha karanlık bir dünyanın. Romanların da malı olabilir değil mi? Yani? Aslında sorun cevabını basit bir kelime benzerliği inan bana. Şey. Yok vallahi basit bir kelime evet. Yani aynı köklü kelimeler değil onlar. Size renk körlüğü var mı? Yok. Yok değil mi? Çünkü ben renk körüyüm. Ama hani ben çok renkleri bilmiyorum diye bir konuşmanız vardı. Acaba dedim renk körüm. Ben renklerden ve kadın giysileri isimlerinden ve kadın saç isimlerinden hiç anlamam. Hayatta benim en çok kafamı karıştıran şeyler. Soğuk perma mizampli mesela. Hiçbir şey anlamam ben bundan. Siz yıllardır sonuçta bu işin içerisinde en çok hangi oyuncuyla çalışmak isterdiniz? Böyle dünya olarak söylüyorum. Yabancı da olabilir yani.
setinizde böyle sizi heyecanlandıracak. İkinci sorum da şöyle bir şey. Türk filmlerinde bu korku kategorisindeki başarısızlığı ne kadar sürecek Allah aşkına yani? Yani hiç yapmasalar mı yoksa? Yok maalesef dünya sinemasında kaderi bu. Yok, dünyasında fena dünya değil. Sinemasının da kaderi bu. Dandik filmlerin sayısı iyi filmlerin sayısının 5-6 misli. Yani korku filmi bir şekilde tuttu. Demek ki tüm gençliği, daha çok gençlerin gittiği filmler korkmaktan hoşlanıyormuş. Ya da şöyle bir etki de var Türkiye'de. Biz de yapabiliyoruz. Soru soruyorum mesela, net bir soru soruyorum ama sorunun cevabını aldım mı onu anlamıyorum. Yani. Öyle bir anlatıyorsunuz ki. Ya şimdi ben dedim hani anlaşılmaz mı oluyorum? Ben ne kadar sürecek falan dedim bu başarısı. 10 yıl dedim ben de sana. Öyle bir şeyler dediniz ki şimdi eve dönünce aklımda hiçbir şey gelmeyecek. Yani, kadar... Hayır şu kalabilir canım, korku filminden kurtulmaya imkan yok. 10 yıl sürecek bunlar. Yani öyle bir şey istiyorum ben sana. Tamam. Budur 10 yıl. O kadar daha çekeceğiz yani değil mi? 10 yıl daha çekeceğiz. Sen yaparsın inşallah. Kötü karakter olmayı başarabilir misin? En çok hangi oyuncuyla? Ya çok ilginç mesela. Soruları da takip edin. Ben bir Mevlana Şems hikayesi tahvil ettim. Gürsel Korat da bunu roman olarak yazdı şu anda. Bitti hikaye. Orada Şems'i oynayacak bir oyuncu düşündüm. Ve çok çok severim ben. Daniel Day-Lewis. Şems'i oynasa. Ben de onunla çalışsa. Ne güzel. Çünkü dersini bu kadar iyi çalışan dünyada az oyuncu var. Ben de çok ilham alıyorum oyuncu. Düşünüyor musunuz peki ciddi ciddi teklif götürme? Ya projeyi benim önce ortaya çıkartmam lazım. Yani parasız pulu bulunacak ki oyuncuya teklif götürebilesin. O onu isterim. Çok çok teşekkürler bu soru için. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili seyirciler. Eminönü Üsküdar hattında Ezel Akay ve yolcularımızla birlikteydik. Siz de sosyal medyadan bize ulaşıp çay ve simidinizle sohbetimize katılabilirsiniz. Niye gülüyorsun? Program sonrası gülme tuttu. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkürler. 'Kocan hoş geldin. Bıyıklar da bele kadar vallahi. Ya sizin kadar olmasa da idare. Yok benim bıyıklarım da fena değildir ama seninkiler de karizmatik. Peki, kaytak mı oluyor? Yok yok güzel. Şimdi bu ne tarz diyorlar buna? Şerif mi oluyor? Ne? Şerif. Şerif mi? Gerçekten mi? Bunun adı Şerif bıyık mı? Ya da motorcycle mı oluyor yani? Motorcu bir yıl oluyor değil mi bu? Evet yani ben motorcu evet böyle görüyorum. Güzel güzel. Yakışmış. Çok gayet sağ olun hoş. Yani sizden böyle. Gerçi laflar... şöyle bir bıyıklarını kessen daha böyle pırıl pırıl bir çocuk çıkacak ama galiba sen onu istemiyorsun. Evet öyle bir çocuk hep ama içimde saklıyorum ben onu ya. Yani kalsın içimde o benim. İçim pırıl pırıl da dışım biraz sert olsun aynen, istiyorum. Aynen çünkü ben bir de askere gideceğim Oktay Bey. He daha gidilmedi askere. Aynen böyle bir şey olsam daha iyi. O çocuğa ihtiyacım yok yani orada. O çocuk orada heyecanlı olursa mısın? Sıkıntı. Korucan heyecanlı mısın? Heyecanlı... Heyecanlı olmak isterdim ama uzun zamandır heyecanlı değilsin, değilim. Yaşasın. İşte bu kadar. Tebrik ediyorum. Peki. İstatistik ve bilgisayar bilimleri mezunusun. Şu an çalışmıyorsun. Aslen Trabzonlusun. Ödül kazanıp ailesine sürpriz yapmaktan diyelim diye. Ya sürprizi artık siz tahmin edin. Peki aslında ne iş yapmak istiyorsun? Hayalindeki iş ne? Hayalindeki iş... Ya kendi yarışma programı sunmak istiyorum ben. Kendi yarışma programını aynen. Sunmak. Biri bana böyle elimden tutacak, Korcan Bey diyecek, yapalım. Ben de tamam diyeceğim. Enteresan. Ve bu iş olacak. Güzelmiş. Peki bakalım sorunun neymiş? Sayısal mı sözel? Sayısal, ben sayısalcıyım. Göreceğiz. Ya sayısal ya sözel diyeceksin sorduğum sorulara. Ha tamam. Hazır mısın? Hazırım. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sayısal. Üzgünüm. Sözel. Sekreterliği girince işin içine sözele kayıyor iş. Biraz anladığım kadarıyla. Ben de bilmiyorum. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sözel. Medya ve iletişim. Sözel. Tarih. Sözel. Sümeroloji. Sözel. Beslenme ve diyetetik. Sözel. Üzgünüm. O da mı yanlış? Üzgünüm. Neymiş? Sayısalmış. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sözel.
Medya ve iletişim. Sözel. Tarih. Sözel. Sümeroloji. Sözel. Beslenme ve diyetetik. Sayısal. Endüstriyel tasarım. Sayısal. Medya ve iletişim sistemleri. Sözel. Tarla bitkileri. Sözel. Tarla bitkileri sayısal. Maalesef 7 saniyemiz var ama biz bu 7 saniyeyi tekrar bir oynamak zorundayız. İstatistik. Sayısal. Su ürünleri mühendisliği. Sayısal. Diş teknik sekreterliği. Sözel. Medya ve iletişim. Sözel. Süre bitti, üzgünüm. Şey yap. Hocam, Hindistan cevizi palmiye ağacında yetişir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Korcan, hazır mısın? Ardından. Ben de hazırım. Bir yaşındaki keçi yavrusuna çepiç denir. Doğru mu yanlış mı? Ne oldu, kaldın öyle? Ha? Öyle kalırsın işte. Doğru. Doğru mu? Tabii. Doğru mu? Gözlerimize ihaneti görüyorum sanki. Doğru, doğru, doğru. Korcan. Bunu bilirsin. Hadi bakalım. Cristiano Ronaldo'nun doğduğu yıl. Oo. Ronaldo 29 yaşında olsa 1985. 1985 doğru cevap mı? 5 Şubat 85. Hadi canım. Doğru cevaptı. Kendin bile şaşırdın. Vay arkadaş diyorum yani. Korcan. Yeni soru. Hazır mısın? Ben de hazırım. Nelson Mandela'ya insan hakları ödülünün verildiği yıl. Cevap veriyorum Oktay Bey. 1980. 1980 diyorsun. Maalesef yanlış cevap veriyorsun. Ben de sıra. Öyle, öyle kalıyorsun işte öyle. Bir süre öyle devam edeceğiz. Sen öyle kal, biz devam edeceğiz. Korcan. 68. Doğru cevap mı? Üzgünüm. Kızardım, doğru cevap değildi ve ikinci yanlış oldu Korcan. 22 Kasım 1963 Cuma günü öldürülmüş. Ya biraz daha geç olsaymış. John F. Kennedy. Camoka gibi durdum diyorsun. Sezgilerimi düşünüyorum da. Ben Renan Hanımcığımı seçeceğim. Hadi. Evet, kategorileri söylüyorum Renan. Ressam. Gözlük. Spor. Ressam. Ressam dedin. Bakalım ressamla ilgili soru bize nasıl gelecek? Hangisi ressam değildir? Abidin Dino. Fikret Mualla. Süher Pekinel. Korcan gidiyorsun. Hayır. Süher Pekinel. Süher Pekinel doğru cevap mıydı? Hayır. Süher Pekinel doğru cevaptı. Çünkü önemli bir yani. Uluslararası ben güzel sanatlar mezunuyum. Uluslararası tanınan bir piyanistimiz. Piyanist. Çünkü Korcan'cığım. Evet, Oktay Bey, bugün bir sözün daha yalan olduğunu gördük. Her başarılı erkeğin arkasında güzel bir kadın var derlermiş. Korcan'cığım çok teşekkür ederim. Renk attın. Burada seninle olmak çok keyifli. Evet. Ama artık seni masadan söküp göndermemiz lazım. Bırak ya masayı. Anam. Bırak diyorum. Bırakayım mı? Bırak. Alkışla aldım. Ben bir teşekkür ederim. Buradan alıyoruz.